Fethiye ve çevresindeki domates üreticileri Rusya'nın 50 bin tonluk yeni kota artırımını sevinçle karşılarken bu kotanın daha da yükseltilmesini istiyorlar. Son günlerde aşırı yağışlar nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanırken çiftçiler üreticinin zor şartlarda üretim yapmasına dikkat çektiler. Fethiye ve çevresinden yurt dışına ihracatın devam etmesi nedeniyle hummalı bir çalışmaya giren domates üreticileri fiyatın düşük olmasından yakınıyor. Üzerimizdeki ÖTV'leri kaldırmamız gerekiyor. O girdi fiyatlarındaki. Girdi fiyatlarını, evet, evet, onları. Kalkarsa belki. Evet, evet, belki korur. Nasıl fiyatları, nasıl domates? Fiyatlar şu an düşük. Masraf çok oluyor. Neler mesela, sayar mısın? Gübre, ilaç. Bir şişe ilaç 300'den başlıyor, en küçüğü, ucuzu. 3 liradan aşağısı kurtarmıyor çiftçiyi. Şu günlerde üreticiler iç ve dış piyasaya domates hazırlığına devam ettirirken, Rusya'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden de pazar bulunmasını istediler. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, "Bizim çiftçimiz üretmek zorunda, üretmesi için de bu kolaylıkların sağlanması lazım," dedi. 200 bin kota dolmuştu, 50 bin tonda kota açıldı. Bu kota açılmadan önce domates fiyatları 1000-1500 lira arasında oynuyordu. Yani taban yapmıştı. Ama 50 bin kota açıldıktan sonra bir nebze de olsa şimdi 2000-2500 arasında domates. Ama bu ihracat domatesi yeterli mi? Çiftçimiz için bu yeterli değil. Çünkü bunun maliyeti 2500 lira. Yani 2500 lira bizim çiftçi domates sattığı zaman ne borcunu ödeyebilir, ne tarım kredinin hacizle traktörlerini bağladığı zaman bu traktörleri kurtarabilir. Kurtaramaz yani. Bu domatesin şu anda en kötü şartlarda 3000 lira, 3500 lira olması lazım ki o da çiftçimizin para kazanma değil de seneyi taklattırması demektir yani. Tarım krediye olan borçların yapılandırmamasını tek tek anlatıldı. Çünkü pandemin döneminde gördük ki esnafımız mağdurdu ama esnafımıza öyle böyle de olsa Halk Bankası aracılığıyla iki kere yapılandırma yapıldı. Ama çiftçilerimize hiçbir yapılandırma yapılmadı veya faizsiz borçları ertelenmedi yani. Biz bunları talep ettik. Beklemekteyiz yani. Bu yapılandırmanın çıkmasını, çünkü çiftçimiz ayakta durmak çok zor. Üretim olmazsa bu pandemiden daha kötü bir hastalık olacaktır. Bizim çiftçimiz üretmek zorunda. Üretmesi için de bu kolaylıkların sağlanması lazım.